Tabii 2010'ları en spesifik olarak tarif eden şey aslında internet ve internetle beraber kişiye özel, kişiye cater eden, kişiye özel hizmet sunan aletlerin çıkması. Bu bilgisayarların, işte touchpadlerin, iPadlerin, iPhone'ların yaygınlaşması ve aslında bu medium değişimi. Ve biz aslında bugün ne konuşacak konuşalım? Bu medium değişimi ekonomi ve sosyolojiye, yani bizim nasıl para kazanacağımıza, hangi işler atmamız gerekiyor, hangi mesleklere gitmemize ya da değerlerimizi, yani bu değerler insanın işte cinselliğinden, aile yapısına, din inanışından, milliyetçiliğe bakışına kadar nasıl değiştiğini anlatacak. Bilginin kılık değiştirdiği, yani 9'lu yıllar bence çok ilginç bir, yani hakikaten içgüdüsel müdür nedir? 9'lu yıllarda çok önemli olaylar oluyor. Mesela 1929'da büyük bir kriz yaşanıyor. 1789'da Fransız ihtilali yaşanıyor. Fransız devrimi yaşanıyor bugünkü Türkçeyle. Tam 200 sene sonra 1989'da internet tabana iniyor. Yani işte World Wide Web oluşturuluyor. Bundan 20 sene sonra, o aslında tam 9 değil ama yani işte 2008'de yine bir 10 yıl kapanmasına doğru dünya son yüzyılın, en son yüzyılın ikinci en büyük krizini yaşıyor. Ekonomik krizini yaşıyor. Ve 2000'li yıllarla 2010'lu yıllar arasında çok önemli bir tezat olduğunu düşünüyorum. 2000'li yıllar hepimiz kol kola girdik. İşte küreselleşme yüceleştirildi. Bence çok da iyi yapıldı. Arkasından işte ekonominin de balon gibi şişmesinden dolayı herkes el ele kol kola girdi. Böyle bir dönem yaşandı. 2008'de bir kıyamet koptu ve 2010'lu yıllara bütün dünyadaki ülkeler, bir iki ülke hariç, başta Almanya olmak üzere büyük bir borç yükü içinde girdiler. Tarihte birkaç tane böyle çok önemli mihenk noktası var. Mesela bunlardan biri bugün Türkiye'de etkisini hissetmediğimiz bir şey. Kitabın ucuzlaması mesela. 18. yüzyılda kitap ucuzluyor ve bizim intensive reading'den extensive reading'e dediğimiz şeye geçiyor. Mesela İbn Sina üzerine hiçbir şey okuyan biri var mı? İbn Sina mesela bir yere gidiyor, TUS'a falan. Orada 6 ay vezirlik yapıyor. Ve o vezirlik sırasında orada bütün kitapları okuyor. Okuyordan kasıt ezberliyor aslında. Çünkü kitap çok pahalı, bulması zor. Yani 150, 200, 300 tane kitabı devirip devirip Aristo gibi, değil mi? Gül'ün adını hatırlayın, bir tane kitabı peşinde koşuyorlardı falan. Böyle bir dünya. Buna intensive reading diyor. Aynı şeyi tekrar okuyorsunuz ve skolastik bir düşünce içinde karşılaştırıyorsunuz. 18. yüzyıldan sonra extensive reading'e geçtik biz. Yani kitap sayısının artmasıyla artık birçok insan birçok kitabı elinin altında bulunabiliyor ve bu enterdisimler şeyleri yavaş yavaş getirdi. Şimdi bunun bir üçüncü seviyesi var, artık dijital şey. Nedir o? Biz cebimizde her şeyi bulundurabiliyoruz. Yani ben şu anda cebimden istediğim zaman 5 milyon kitaba ulaşabiliyorum. Library Genesis'e giriyorum, kaçak maçak ama bütün kitapların PDF'si var. Bu işte tam o intensive şeyin, yani bilgi sınırlıdır ve acquire edilen bir şeydir. Discover edilen bir şey değil, edinilen bir şeydir. Sınırlı sayılıdır. Ben bunu edineceğim ve bunu bir güç olarak, bir prestij şey olarak kullanacağım. Böyle düşünüp kapitalistleşen bir ülke yok. 2010'lu yıllara baktığımız zaman hakikaten bu bilginin yaygınlaşmasını veya tabiri caizse demokratikleşmesinin sonuçlarını çekiyoruz. Yani ağırlığını çekiyoruz, avantajlarını yaşıyoruz ama aynı zamanda da yükünü taşıyoruz. Yani bilgi, evet, yani senin dediğin gibi bir zamanlar çok kısıtlı bir imkan, yani fiziksel bir kitap kavramından hareket ederken şimdi bilgiyi biz aslında doğru yanlış, onun hakkında bir şey demiyorum. Yani bilgi her yerde, her anda bulabilecek duruma geldik. Mesela sanayi devrimiyle mi çıktı diye baktığımızda, ya da çok basit bir şey. Bana bir gün sordular, dediler 20. yüzyılın en büyük buluşu ne?
20. yüzyılın en büyük buluşu ne? Bir fikri olan var mı? Efendim? Şey 20. yüzyılın sizce en büyük buluşu ne? Ya bir sürü şey olabilir de yani hani ilginç bir şey söylemek için ben başka bir şey söyledim. Bakayım siz ne diyeyim. Elektrik? 20. yüzyılın buluşu değil 20, ama tam ya. 19. yüzyılın o kadar değil de ben aletvari bir şey anladım ben. O kadar yoksa işte ne bileyim. Otomobil falan mı? Nasıl? Otomobil mi? Ben şey dedim, buzdolabı dedim. Buzdolabı. Çünkü ha. Karşında bir şey vardı, bayan vardı. Aslında o kadının orada olabilmesi buzdolabıyla alakalı. Çünkü buzdolabı olmazsa yani çok belli ki anarkil bir toplum yok. O ev işi kadın yapacak yani. Dolayısıyla mesela kadının iş gücüne katan şeylerden biri. Bu yani bir sürü şey söylenebilir böyle ama bazen... O değişimin nereden geleceği de evet. Bazen de bir gün işte İlker'le omuzla çalışma tarihi yaparken bu dönem ileride neyin dönemi olacak falan dediğinde yani hakikaten sadece bu şey değil. Ben şakasına The Age of Ambalaj demiştim. Yani ambalaj İngilizce değil ama yani bir de o var. Artık bir yandan böyle postmodern dünyada bütün şekilleri kırdığımız bir dönemde bir de her şey algıya da dönüştü. Tabii bunun çok fazla sonucu da olacak ama onun dışında bireye özel. Bu çok tehlikeli, bu çok... Bu lafı kullanınca, bu lafa da bir hassasiyet gelişiyor ama kullanacağım ben, İngilizce kullanınca şizofrenik bir şey. Şöyle, sizin realiteniz size özel ya, yani bu bilgisayarın nereye gideceğini anlamadan, yani internet demokratikleştirir diyorduk ama Big Brother'a da dönüşebiliyormuş. Evet. Ya da o Panoptikon mu neydi o şey, Foucault'un şeyinde var, hani hepimizi gören şey, değil mi? Neyse. Panoptikon, pardon. Biz ona Mordor diyoruz. Ya Mordor, evet, evet. Aynen doğru, evet, Mordor'a dönüşebilir. Yani onu bilmeden eskiden ve şu var ama hiçbir zaman o mücadelede tarih onu gösteriyor. Bir tarafa doğru yatmıyor. Yani toplum çok dinamik. O mücadelede hiçbir zaman bireyin kontrolünde tam olmuyor. Toplumun kontrolünde. Yani aslında Türkiye'de de bu var. Haberleri dahi gazetede okumuyoruz. Yani Bekir Ardır'ın söylediği. Yani insanların gazete okuma oranı 10 senede %70'den %40'a düştü. Gençlerde bu oran %20. Yani artık haberler başka türlü alınıyor. Twitter üzerinden oluyor, başka türlü alınıyor. Yani bunlar aslında çok temel ve derin değişimler. Hayatımıza giren kavramların neredeyse hepsi ve ben kavram dediğim zaman yani kurum ve kavram diyorum. Hepsi aşağı yukarı endüstri çağında gelişmiş kavramlar. Yani hukuk sisteminden tutun, eğitim sisteminden tutun, dernekler, vakıflar, şirketler aklınıza ne gelirse gelsin. Bunların hepsi kendini eğer adam etmezse çökecekler. Üniversiteler dahil olmak üzere birçok kavram temelinden değişecek. Yani, çünkü bir de şu değişti, yaşlandıkça tecrübe kazanıyor da mesela wise guy değil mi? Böyle bearded, long bearded bir adam değil aslında çünkü yaşlandıkça... Teşekkürler. Ama yaşlandıkça mesela şimdi düşünsenize... Evet. Teknoloji, bilgisayarla ilişkisi 20 yaşındaki çocukla 60 yaşındaki bir adam şu an aynı olamaz. Ve mesela biz hangi sektörde çalışıyoruz ve özellikle benim jenerasyon ikisini birden gördü ama bir üst jenerasyonda ancak tabii siz şey telekomünikasyon falan şeyin başındasınız herhalde değil mi? Bu internet şey gibi bir şeyin başındasınız. Oradan kurabilirim belki. Hani bir yerden sizi arif tutayım ama işte belki de ileride yaşla beraber yani tecrübenin bir optimal yaşı olacak. 45 olacak mesela. Tecrübenin şu anda ben yani gerçekten somut olarak çok zararlı olduğunu görüyorum. Çünkü şimdi dünyada yetişen bir kuşak var. Yani artık Z kuşağı mı diyorum, millennial kuşak mı diyelim, ne diyelim adına. Onları yani farklı bir bombardıman altında, bilgi bombardıman altında yetişen kuşağı bugün iktidar kuşağı tamamen analog döneminde yetişmiş iktidar kuşak idare ediyor. Ve ben bizim kuşağımızın gençlerin taleplerini anlamayı becerebildiğini düşünmüyorum. Sizin kuşağınız aslında çok da şanslı. Şundan dolayı mesela iki kişi eskiden, bu Amerika'nın 50'leri, Türkiye'nin 80'leri. İki tane insan yani diyelim böyle ortalamanın üstü maaşlarla yazlık alabiliyorlar. Şimdi mesela o da onlar iyi de para kazandılar. Yani tam baby boomer generation Türkiye'nin 80'ler. Amerika'da 50'de 60'da yaşanan şey. Şimdi bakıyorsunuz bunların elinde kapital de var. Atilla Yeşilada'yı alıp onu muhtemelen borsada batıracaklar yakın zamanda. Öyle bir jenerasyon var hakikaten. Ve analog dönemden gelmiş. Erken emekli olmuş. Ve inanılmaz özgüveni var. Mesela çoğu İngilizce bilmiyor. Dünyayı tanımıyor. Bir kitap falan okuma oranları da yok. Üniversite şeyleri de 19. yüzyıldan kalmış ama hani ekonomik başarılar onlara özgüven olarak da geri dönmüş. Ya kendi annem babamdan biliyorum oradan şey yapayım. Biraz onu da tarif ettim. Yani o bana her gün anlatıyor mesela. Ya şimdi
Ben 8 ayrı ülkede yaşamışım. Ben mi anlatsam biraz diyemiyorsun. Kendi genlerimizden, coğrafyamızdan, kültürümüzden kaynaklanan bir takım sorunlar yaşadığımızı görüyorum. Ama bunların aslında dünyada yaşanan küresel sorunların içinde detay. Detay dediğim zaman aslında birçok yerde aynı sorun yaşanıyor. Birçok yerde aynı sorun yaşanıyor. Türkiye'de yaşanan kendine özgü yaşanıyor. Ama Myanmar'da da kendine özgü yaşanıyor. Amerika'da da kendine özgü yaşanıyor. Brezilya'da da yaşanıyor. Ama özünde sorun aynı. Yani bu yeni dönemin, yani internetli dönemin, networklü dönemin post endüstri dönemine uyum sağlamanın sancıları olarak değerlendiriyorum. Geçmişteki, yani bugünkü band genişlikleri çerçevesinde, bugünkü networkler çerçevesinde geçmişe dönmenin ben imkanının olmadığını düşünüyorum. Ama yeni altyapı modellerinin mutlaka ortaya çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun için de uğraş verilmeli. Yani bugün yani mesela yine şeyi örnek vermek istiyorum. Blockchain'i örnek vermek istiyorum. Bugün daha hala tam bir uygulama gelişmiş değil. Bitcoin var. Kripto paralar geliştiriliyor. Daha bir hani killer application dedikleri iyice geçerlileri çıkmadı daha ortaya ama çıkacak. O finans dünyasını alt üst edecek. Ama asıl blockchain hukuk dünyasında. Yani bizim hukuk dünyasının en temel kavramlarından biri olan sözleşme kavramını hedefleyen bir şey. Bunun üzerine kurulmuş büyük bir yapı var. Bırakın noterlikleri, bütün bir Adalet Bakanlığı mekanizması var, mahkemeler var. Burada bunların hepsi aslında bir toplum yapısının sigorta sistemleri. Ve siz birdenbire bunları getirerek dağıtık sorumluluk yapısını, dağıtık sözleşme kavramını getirerek aslında bu kavramların geçerliliğini, gücünü azaltıyorsunuz. Bunu orada böyle yaşıyorsunuz. Medya dünyasında sosyal medya aynısını yapıyor. Tıp dünyasında ne bileyim ben biyoteknoloji aynı şeyi yapıyor. Tekeli, devletin tekeli ve gücün... İktidarları sorguluyor. İktidarları temelinde sorguluyor. İktidarı, iktidarı yani değil mi? İktidar kavramının kendisini bile sorguluyor. Tabii. AKP'yi sorgulamıyor. Yani devlet yok. Yani politik iktidar demek istemiyorum. Şirketlerdeki iktidarı da sorguluyor. Tabii. Yani yönetim kademesini zorluyor. Bugün benim diyen ve biraz iddialı olan gençlerin hangisi yalnız okul eğitimiyle yetindi? Sosyal kapital olarak yapabiliyor. Evet. Aradan gelen sosyal kapital tabii görelim. Yani sosyal kapital olsun, dışarıdan gelen eğitimler olsun. Ben mesela bir takım gençler tanıyorum. Sırf bir tane yani özel olarak bildiğim bir delikanlı var. Nevi şahsına münhasır da bir karakter. Sırf öğretmenine gıcık olsun diye o zamanlar Wikipedia'dan ders çalışıyordu. Ve 40 yıllık aynı şeyi öğretmeye çalışan öğretmenini challenge ediyordu derslerde. Yani böyle yapılar da var. Yani kimse yani bugün okul öğretiminden yetinmiyor. Ben bu değişimi bilmiyorum. Ben tarihçi olarak müşterim. Çünkü ben bu hikayeyi bir kere gördüm. Herhangi bir tarım toplumuna bakarsanız, yani özellikle Çin çok güzel bir örnektir. Osmanlılar aslında o kadar kötü değiller bu alanda. Ama şeyi de görüyorsunuz, benim yani, şimdi biz akademisyenler çok dolaşıyoruz. Habire bir yerlere çağırıyorlar falan. Ben Cezayir'e gittiğimde, çocukluğumu Türkiye 70'lerin, 80'lerin Türkiye'sini gördüm yani. Mesela wireless yok, en lüks oteli şey, ordu evi. İşte inanılmaz hipokrasi var. Şöyle mesela döviz bulundurmak yasak. İşte apartman altlarına döviz bulunduruyorsunuz falan ve her şey aksıyor. Hiçbir şey. Yani bir arabayı zamanında kaldıramıyorlar. Bunun istisna olduğu yer neresi? Havalimanı. Her zaman bakın havalimanları, fabrikalar falan düzenleyici şeylerdir. Birçok yerde o time punctuality öyle oturmuştur. Yani metro varsa 4 dakikada bir geliyorsa o otobüsten iyidir. Hani o sanayi devrimi getirdiğini görüyorsunuz. Ve şeyi de görüyorsunuz. Mesela buraya çıkarken Ceren çok dakik
Önce bir 5,5 kuralı, 6'da kolumuzdan sonra ben 6'ya çeyrek kala geldim, tüyleri diken diken olmuştu. Tabii tüyleri diken gitti. Çünkü neden? İngiltere'de okudu, bu kadar basit. Mesela ben de çok disiplinliyimdir. Onun da nedeni çünkü yani cizvit okulunda okursanız orada hakikaten yani 2 dakika bir şey, yani bir tane ofis ağır kaçırdım 5 senede, 100 yıl lafını ettiler. Dolayısıyla bu tip şeyler, bu tip hani o sanayinin öyle bir şeyi vardı köylü topluma göre. Şimdi dijital toplumun da kendine göre bir ahlakı var, bir bireyi var, o dijitalliğe uyan bir adam var. Onun bir ahlakı var. Hatırlarsanız mesela ilk çıktığında Ferhan Şahsa şeye kızıyordu, cep telefonla oynayanlara. Şimdi yani konuşmacı olarak benim saatime bakmayı unuttum. Buradan ben bile baktım. Yani konuşan bile saate buradan bakıyor. Acaba ne kadar oldu falan diye. Şimdi artık o değişti. Yani ben özet olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi Ceren'in sorusuna geliyorum ben. Onlu yılların kapamasını ben çok şey görüyorum. Çok ilginç bir şey. Yani bu biraz içgüdüsel olarak galiba. Nedense onlu yılların bitmesi bir hakikaten bir aşama getiriyor. 2000'li yıllar el ele kol kola gidilen bir dönem oldu. 2010'lu yıllar şey oldu. Kartların biraz evet, yanlış dağıtım, biraz can sıkıcı bir dönem oldu. Ben 2000'li yılların bu yani o yorgunluğu o 2000'li 10'lu yılların yorgunluğunu atman dönemi olmasını umuyorum. Yani çünkü yordu. Yani 2010'lu yıllar yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada yordu. Yani bireyleri çok fena yordu. Bunu yani benim temennim bunu değişmesi.